çok benzerliğimiz var. Kuvvetçilik yönünde çok benzerliğimiz var. Çünkü biz de aynı yollarda geçtik. Ama siz biraz zorunlu oldunuz. Biz biraz daha ekmek davası için gittik. Fakat eğitimci hanımefendi çok güzel şeylere değindi. Bir ülkede başarılı olmak için ilk önce dilini bilmek şart. İkincisi sadece iş adamı olmak yetmiyor. Yani sadece girişimci olmakla bu iş yetmiyor. Hukukçu yetiştireceğim, siyasetçi yetiştireceğim, doktor yetiştireceğim, yönetici yetiştireceğim, lider yetiştireceğim. Sizler de çocuklarımıza hızlı bir şekilde zenginleşmeyi öğretmeyin. İlle de okumayı öğretmek şarttır gibi geliyor bana. Onu yapalım. Çünkü bunu yaparsak sizin bizim ülkemize daha çok katkınız olacak ve biz de sizinle beraber çalışmakta daha çok mutlu olacağız. Sizin gittiğiniz bu yolu biz yıllar önce gittik, başardık. Çok şükür iyi bir noktadayız. Siz müsaade ederseniz Avrupa'daki gurbetçinin ne durumda olduğunu size kısaca anlatmak isterim. Tabii bu arada Sayın Başkanımıza, Yönetim Kurulu'na çok teşekkür ederiz. Hakikaten güzel bir toplantı ayarlamışlar. Çok hoş oldu. İnşallah ileride daha güzel toplantılarımızda da tekrar gelmek isteriz. Siz, sayın konuklar, sizlerle birlikte olmaktan duyduğum mutluluğu ifade ederek hepinize sevgi ve saygıyla selamlıyorum. 50 yıla aşkın süredir Avrupa'da yaşayan biz Türklerin yaşadıklarını ve bugün gelmiş oldukları güçlü konumu sizlere birer başarı hikayesiyle anlatmak isterim. Evet, biz Suriyeli kardeşlerimiz gibi ülkemizi savaş sebebiyle mecburi sebeplerle terk etmedik. Bizler ekmeğimizi kazanmak için gurbete çıktık. Suriyeli kardeşlerimizin işleri daha zor. Çünkü onlar fırtınalı ve karanlık bir denizde rotalarını bulmaya çalışıyorlar. Üstelik şanslıydılar. Biz de daha şanslısınız. Çünkü Türkiye gibi güçlü bir ülke her türlü karadığıyla yanlarında duruyor. Durmaya devam ediyor. Bu anlamda Sayın Cumhurbaşkanımıza ve hükümetimize teşekkür ederiz. Bizler Avrupa'da gittiğimiz ilk zamanlarda sıkıntılar yaşadık. Çünkü kanunlarını bilmiyoruz. Vergi sistemini bilmiyoruz. Dilini de bilmiyoruz. En önemlisi. Her şeyden önce kaderimizde işçi yazıyor. İşçi olmakta ve böyle görülüyoruz. Çok şükür bu durum artık değişti. Ne Türkiye'de Almancıyız, ne de Almanya'da gurbetçiyiz. Artık bizler yaşadığımız ülkelerin ve Türkiye ekonomisine yaptığımız katkıları ile daha da güçlüyüz. Avrupa'da 6 milyona yakın nüfusumuz, 140 bine yakın girişimcimiz ve 90 milyon euroya yakın ciromuzla, on binlerce yüksek okul öğrencilerimizle, bürokratlarımızla, akademisyenlerimizle, siyasetçilerimizle artık yönetilen değil, yöneten konumuna geçiyoruz. İnanıyorum ki yakında kendi içimizde Avrupa'nın birçok ülkesinde bakan gördük abi. Başbakan göreceğiz. Bugün elde ettiğimiz bu başarının sebebi yaşadığımız ülkelerin kanununa, sistemine uyarak ve kimseyi rahatsız etmeden hep beraber paylaşmayı bilerek uyum içinde yaşamamızdadır. Şimdi müsaade ederseniz size bu son yarım asırda yaşanan, hakkında kitaplar yazılan, televizyonlara belgesel olan binlerce başarılı insanlarımızdan birinin gerçek yaşam öyküsünü anlatacağım. 1980'inde askerliği bitirdikten sonra evlenerek Hollanda'ya gitmiş. Tabii o zamanki Türkiye bugünkü Türkiye değil. Gittiği ülke sanayisiyle, teknolojisiyle bambaşka bir ülke. Ülkemizde son 15 yılda çok gelişti. Burada yaşayanlar farklı olmayabilirler. Ama bizler sürekli yurt dışına gidip geldiğimiz için bu farkı görüyoruz. Öykünün başrolündeki arkadaş 1980'de tek başına Hollanda'ya gidiyor. 22 yaşında iş arıyor. Dil bilmiyor. Fabrikalar dil öğrenmesini şart koşuyor. Bu nedenle bir türlü iş bulmuyor. Sonra Hollandalıların gönüllü dil kursu veriyorlar. Hem de kendi evinizde bu hizmeti size veriyorlar. Bu arkadaş 3 ayda kendini ifade edecek kadar dil öğreniyor ve dil isteyen fabrikaya iş görüşmesine gidiyor. Tercümana bile gerek duymadan görüşmeyi tamamlayarak işe alınıyor. Aldığı aylık ev kirası ve diğer giderler sonuçtan mutlu değil. Gençliğinde babasında ticareti öğrenmiş, market çalıştırmış, hayvancılık yapıp uğraşmış, alım satım bilgisi olan biri ve hep ticaret yapmayı kafasına planlamıştır. Allah benim kaderimi buraya çizmişse benim de bu memlekette bir hakkım var. Bunu almalıyım diyerek kendini hep buna inandırmıştır.
Bugün işte bir gün işten eve dönerken eşinin komşusunda tüm kadınların toplanarak film seyrettiklerini gördüm. O zaman Türk televizyonları yok. Herkes Türkçe'ye hasret. Ben merak ediyorum. O da izlemeye gidiyor. Almanya'da 24 saatliğine video ve yanında 10 tane video filmi kaseti kiralamışlar. Bunun için de çok fazla para ödemişler. Bu duruma şaşırmış. Hollanda'da bu iş yapan yok. Neden yapılmaz? Diyerek Almanya'nın Dortmund şehrinde bir şirkete görüşme planları yapıyor. Tabi o dönem ehliyet araba yok. Bir arkadaşına rica ederek Almanya'ya gitmiş, haftalık 50 film kiralama ve değiştirme şeklinde anlaşma yapmış. O zamanlar Türkler cemiyet adı altında hep bir yerde toplanırlardı. Cemiyetin içinde bir yer alır ve işe buradan başlar. Hakikaten bir senede muhteşem iş yapar, fazla para kazanır, sermaye olur. Aynı şehirde iki katlı bir yer kiralar ve ilk defa bir Türk marketini o şehirde açar. Üst katlı video, alt katlı market ve Türk ürünlerin gıdaları doldu. Dükkan böyle devam ederken bir pazar günü evine Belçika'da iki kişi gelir. Belçika'da bulunan bir fabrikanın krom ve nikelden yapılan çok kaliteli ve pahalı çelik tencereleri üretiyor. Kendisini araştırdıklarını, çok sevilen başarılı bir insan olduğu için kendisiyle çalışmak istediklerini söylenir. Firma şehirdeki bir otelde salı günleri seminerler düzenliyor. Bu arkadaş da haftalık yapılan satışları gözlemci olarak inceliyor ve satışların iyi gittiğini görüyor. Zamanla eşi arkadaşın evinde bu pazarlama için bir toplantı ayarlıyor, tanıtımını yapıyor. Zaman var değil mi? Hiç beklemediği kadar ben ayarlamışım yani 15 dakika geçmiş. Yapıyor, hiç beklemediği kadar sipariş alıyor ve artık bu işi yapmaya karar veriyor. Bazen bu iş bana göre değil diyerek bırakmayı düşünüyor. Ama pazarlama işini iyi öğrenmeyi kendisine hedef koyduğu için sürdürüyor. Pazarlama ve konuşma sanatıyla ilgili kitaplar okumaya başlıyor. Ve kendini orada bulunan satıcılara göre çok daha fazla geliştiriyor. Bir gün seminere asıl patron geliyor ve katılımcılarda bu ürünlerin nasıl tanıttıklarını anlatmalarını istiyor. Bu arkadaş da kalkıyor ve kitaplardan kendine hazırladığı pazarlama teknikleriyle aralıksız 45 dakika anlatıyor. Yaptığı konuşma çok beğeniliyor. Ve toplantı sonunda patron görüşmeye çağırıyor ve artık Hollanda'nın tamamının onun bakmasını istiyor. Bulunduğu şehirde depo tutuluyor, araba veriliyor, maaşı iyileştiriliyor ve bu arkadaşın hayatı işte burada değişiyor. Bu görev verildiği zaman grupta 26 Türk arkadaş var. En genç o. Fakat o 26 Türk arkadaş hala beraber çalışıyorlar. Hiç birbirlerinden ayrılmadılar. İlerleyen yıllarda Avrupa koordinatörü olarak görev alıyor ve çok ortaklı bu şirketin Belçika ortakları kendi hisselerini çok cazip bir fiyatta ve taksitle ödemek şartıyla hisselerini bu arkadaşa devrediyor ve emekli oluyor. Hayat bazen böyledir. İşte 1989 yılında şirket turizm yatırımı kararı alıyor. Üç arkadaş İspanya'da otel ve arazi bakmaya gidiyor. Arkadaşın hedefi ülkesine yatırım yapmak. Tabii ki ama bunlara da uymak zorunda. Nitekim Fethiye'de karar kılınıyor. Bugün 30 ülkede iş yapan, onlarca oteliyle, parklarıyla, konutlarıyla, binlerce çalışanıyla yaratılan uluslararası şirketin kısaca kuruluş öyküsü böyle oluyor. Bu süreçte zorluklar da yaşadı. Hukukunu, mevzuatına kendini kabul ettirme gibi zorluklarla karşılaştık. Yani kolay kolay kabul edilmiyor. Çünkü sen bir işçisin, çok başarılı oldun. Onlarla yarışıyorsun, sıkıntılar yaşıyorsun. Bir yerde sonra ülke özlemi topluma hizmet etmeye yönlendiriyor. Bunun için de bu arkadaş gönüllü kuruluşlarda yer aldı. İş Ekonomi İşler Kurulu'nun çatısı altında faaliyet gösteren Dünya Türk İş Konseyi'nde yıllarca Avrupa Bölge Başkanı ve Başkan Yardımcısı görevini sürdürdü. Avrupa'da çok büyük toplantılar yapıp raporlar hazırladı. Bu raporlarla ilgili bakanlıklara sundu. Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın yararına olan birçok kanunun çıkmasına vesile olacak çalışmalarda bulundu. Örneğin yabancı plakalı araçların yurt dışında kalma süresinin 6 aydan 2 ile çıkarılması yönünde önemli girişimler, dövizde askerlik bedelinin 6.000'den 1 euroya indirilmesi konusu ve bunun gibi birçok çalışma hepsinde bu başarıyı
hepsinde başarılı sonuçlar elde edildi. Daha birçok alanda vatandaşlarımız için çalışmalara imza atıyor ve devam ediyor. Fakat asla ve asla yaşadığımız ülkenin huzurunu da bozmadı ve hiçbir zaman ülkemizi unutmadı. Nerede olursa olalım, kalbimiz ülkemizle dolu. Suriyeli kardeşlerimizin de kalbi ülkesiyle olur. Bir gün mutlak ülkelerine girecekler. Edindiğim tecrübe şudur ki, yaşadığımız ülkenin kurallarına uymak, kanunlarına uymak, paylaşmayı bilmek, toplumu rahatsız etmedik, etmemek başarıya ve huzura giden yoldur. Son olarak bu anlattıklarım birçok kitaplara, dergilere ve televizyonlara raporlar belgesel olan bu yaşam öyküsü 6 milyon nüfusuyla Avrupa'da yaşayan insanlarımızda sadece ileriki tarihlerde yıllar sonra da Suriyeli kardeşlerimizin güzel hikayelerini dinleyeceğiz. Yani bu toplantılar bir günde onlar kalkıp bize anlatacaklar. Tabii bizim 40 yıl zamanımız çok uzun oldu. Sizinki bence 10-15 yılda siz bunu yakalarsınız gibi geliyor bana. Suriyeli kardeşlerimizin 6 milyon nüfusu Avrupa'da yaşayan insanlarımızda sadece benim öykümdür. Bunun gibi yüzlerce öykü.